Ankara stüdyolarından merhabalar sevgili seyirciler. Evet, haftanın son günündeyiz. Tabii seçim startı da verilmiş durumda. Partiler sahaya inmiş durumda ve seçim beyannameleri mercek altına alınmış durumda. 7 Haziran'da hangi projeler, hangi vaatler masanın üzerinde? Bütün bunları konuşacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfü Elvan'la. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında teşekkür eski ediyorum. Diyorum anayasa gereği seçimlere 3 ay kala 3 bakan İçişleri, Ulaştırma ve Adalet evet. Bakanları istifa ettiği için dolayısıyla böyle bir şey var. Oraya, belki dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan bir sistem maalesef. Bu darbe dönemlerinden kalmış anayasada yer alan bir madde. Hiçbir anlamı da yok, hiçbir ifadesi de yok. Hani deseniz ki efendim icracı bakanlıklar, Ulaştırma Bakanlığı dışında birçok icracı bakanlıklar var. Neden onlar yok? Neden Ulaştırma Bakanlığı? Böyle yani geçmiş dönemin açıkçası darbe dönemlerinin kalıntıları. İnönü'nün o treninin durdurulmasıyla başlayan ve 60 anayasasına... Öyle bir hikaye anlatılmış. Evet, ne öyle, derece doğru bilemiyorum. Evet. İşte treni arıza yapmış. Ancak hükümet bunu engelledi evet. demiş falan. Bu tür hikayeler anlatılıyor. O zaman şöyle diyelim, başınıza parantez içerisinde eskiyi koyalım. Eski değil ama parantez veya tırnak yok, içerisinde. Yok yani şu an milletvekiliyim efendim. Evet. Aynı zamanda hayırlı olsun. Antalya'dan bu kez aday gösterildiniz. Bakıldığı zaman işte Gaziantep'ten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, evet. Ordu'dan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Siz Antalya'dan. Aslında başka isimler de zikrediliyordu. Onu da bir sorayım hemen kısaca. Şaşırdınız mı? Sürpriz oldu mu? Hayır, benim için sürpriz olmadı. Çünkü biliyorsunuz benim seçim bölgem Karaman idi. Evet. Hemen zaten Konya'da üstü. Konya'da da uzun süre yaşamış bir kişiyim. Özellikle öğrencilik yıllarımda, çocukluk yıllarımda. Dolayısıyla Karaman ve Konya biliyorsunuz hemen Akdeniz'in komşusu. Toroslar'ın bir tarafında biz varız, diğer tarafında ise işte Elmalılı, Korkuteli'li, işte Aksekili hemşerilerimiz aslında var. Aslında hemşeri sayılırsınız, bizim, sınır. Tabii Gazipaşa yine benim kendi ilçem, doğduğum ilçemin sınırında. Biz yaylalarımızı ortak kullanırız. Örneğin işte Gazipaşa'da bir yunt yaylası vardır. Her iki tarafında kullandığı bir yayladır. Dolayısıyla biz aslında Antalya'yla iç içeyiz. Antalya'dan farklı bir yapımız yok. Belki bunu düşünmüş olacak. Belki işte özellikle Antalya'ya ulaştırma altyapısı itibariyle. Çünkü turizmin merkezi, kalbi. Bir takım yatırımlarımız söz konusu zaten. Bundan sonraki süreçte de yapacağız. Bu yönüyle düşünmüş olabilir efendim, ama tabii Sayın Başbakanımızın takdiri bu yönde oldu. Efendim Antalya dedik ama madem öyle ben bu iki kitaptan, mavi ve kırmızı kitaptan başlayacaktım. Evet. Çarşamba günü siz de oradaydınız, biz de oradaydık. Gün boyu yayınlar yaptık ama madem Antalya'ya girdik, Antalya'yı başta bitirelim. Aslında bitirilmez ama çok konuşulacak konu var. O kırmızı çizgiler dediğimiz yani veya kırmızı kıyı şeridi CHP'yi ihtiva eden ve en son 30 Mart tarihinde yine Menderes Türel Antalya Belediye Başkanlığı'nı evet. tekrar kazanması kıyı konusu var. İşte CHP var. Kıyılarda AK Parti'nin olmadığı iddiaları var. Siz Antalya ile ilgili nasıl bir perspektif düşünüyorsunuz? Antalya sloganınız ne daha doğrusu? Şöyle bir şey ifade edeyim. Antalya'nın inanılmaz bir potansiyeli var. Tarımıyla, turizmiyle, birçok hangi açıdan bakarsanız bakın inanılmaz avantajlara sahip. Ama yeterince bu avantajlar değerlendirilebildi mi? Evet, yeterince değerlendirilemedi. Ama önümüzdeki dönemde Antalya'yı biz bir dünya şehri, dünya markası haline getirmek turizm istiyoruz. Turizm ve tarım iki saç ayağı. Sadece turizm, hayır. Şu anki mevcut yapıyı söylüyorum. Evet. Şu anki mevcut yapıyı söylüyorum. Ama buna ilave olarak işte turizm, tarıma, teknoloji gelecek, ticaret gelecek, denizcilik özellikle, denizcilik faaliyetleri gerçek anlamda Antalya'yı bir denizci kent haline dönüştürmek istiyoruz. Antalya'yı bir bütün olarak akıllı kent uygulamasını Antalya'da başlatacağız. Çok sayıda projemiz var. Bunların akıllı kenti, akıllı kent bir parantez açalım oraya. Akıllı kent şöyle, kentteki trafik lambasından, işte yeşil alanların sulanmasına kadar, hastaların evlerinden irtibat kurmasına kadar, hastaneyle, doktorla irtibat kurmasına kadar, işte çöplerin toplanmasından, işte ışıkların, elektrik direklerinin, sokak ışıklarının
açılıp kapanmasına kadar hangi alana bakarsanız bakın. Durakların, otobüs duraklarının, tramvay duraklarının tamamen otomasyona tabi tutulmasına kadar birçok alanda, hemen hemen kentin her alanında ne arıyorsanız, ne yapmak istiyorsunuz elektronik ortamda olacak. Yani tamamıyla kontrollü, çok basit bir akıllı kent. Akıllı kent diyoruz. Yani akıllı kent, ev dediğimizin akıllı, şehre ev, uyarlanmış. Tamamıyla akıllı bir kent metro. Yapacağız. Trafik ışıklarını söyleyeyim örneğin. Kırmızı ışıklar araçların ve yaya geçidini kullanmak isteyen eğer vatandaşlarımız varsa onların durumuna göre kırmızı veya yeşil. Ankara'ya da İstanbul'a da yapın Sayın Bakanım. Olacak. Sadece Antalya'ya değil trafik o zaman. Trafik ışıkları tamamıyla akıllı bir sisteme tabi olacak. Örneğin çimlerinizi sulayacaksınız. İşte toprağın nem oranına göre artık kendisi istediği otomatik saatte olarak açacak, istediği saatte kapatacak. Hava karardığında otomatik olarak işte sokak lambaları sönecek. Veya yanacak. Veya çok affedersiniz hava karardığında otomatik olarak sokak lambaları yanacak. Günün ilk saatlerinde hava ağrır ağarmaz ışıklar sönecek. Buna benzer örneğin çöpler, çöplerin doluluk oranları, neredeki çöp tenekesi dolmuştur, neredeki dolmamıştır, neredeki çöp tenekesi alınması gerekir. Bunların tamamını otomatize eden, otomatik hale getiren, dünyada da bunun uygulamaları var. Bir akıllı kent uygulaması. Bunun ilk uygulamasını aslında Türkiye'de bir bütün olarak Karaman'da yaptık. Benim seçim bölgemde yapmış idim. Şimdi ikinci uygulamasını Antalya'da yapacağız. Metro var mı? Şöyle 18 kilometrelik bir tramvay hattımız olacak. Expo 2016'ya yetiştireceğiz. Expo'ya yetiştireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve Antalya trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak. Tabii bir diğer husus, özellikle Antalya'da kent merkezinde trafik yoğunluğu oldukça fazla. Biz bir anlamda şu anda özellikle denizin yatay istikamette örneğin Alanya-Antalya bağlantısı, işte Alanya-Kemer bağlantısı gibi bir takım bağlantıları deniz yoluyla da yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi kapsamlı olarak Antalya Anladım. Halkıyla paylaşacağız. En azından baştan sormuş olayım. Ama şunu söyleyeyim, Antalya'nın inanılmaz bir potansiyeli var. Biz bunların hepsini tamamıyla çevreyi, doğayı koruyarak yapacağız ki özellikle Antalya'nın tam bir doğa harikası il olduğunu hepimiz biliyoruz. İnanılmaz güzellikler olduğunu biliyoruz. Bin bir çeşit bitki türü olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin muhafaza edilerek bir anlamda Antalya'yı daha da yeşilleştirecek, daha da güzelleştirecek, daha da modern, daha da çağdaş hale getirebilecek. O zaman Antalya ile ilgili bayağı proje var. Onun lansmanını yapacaksınız. Bu akıllı kent uygulamasını Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerle zamanla onlara da gelecek. Yani çünkü tabii çok ki önemli bu herhalde anlaşıldığı kadar hem ekonomik anlamda veya işte tasarruf anlamında ciddi inanılmaz bir tasarruf sağlıyor. Önümüze yani bir imkan sunacak. O dolayısıyla onların da yapılması anlamında en azından diğer şehirlere de yaygınlaştırılacak. Sadece bir sulamada bir örnek vereyim. Bu yeşil alanların sulanmasında sadece Karaman'da aşağı yukarı %40'a yakın bir su tasarrufu sağlıyoruz. %40 evet. İnanılmaz bir rakam. Evet. Elektrikte neredeyse %30'lar civarında. %30'lar civarında tasarruf sağlıyoruz. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Efendim madem sondan başladık sondan gidelim. Tabii ki ulaştırma şapkanızı da sormak istiyorum. Bunun alt başlıklarında birçok konu var ama sizi bu stüdyoda biz defalarca konuk ettiğimizde bir konuya girememiştik. O konu çok merakla bekleniyor. Bir taraftan yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor ama sizin çok önemli bir projeniz vardı, yerli uçak. Yerli uçakta biz hangi aşamadayız? Yerli uçak bizim için hayal mi? Yerli uçağın biz ticari boyutunu mu gerçekleştireceğiz, askeri boyutunu mu gerçekleştireceğiz? Bir taraftan da F-35 projesi devam ediyor işte TUSAŞ'ta ona parçalar. Bu konuda neredeyiz efendim? Tabii askeri uçakla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bünyesinde devam ediyor. Bizim tabii hedeflediğimiz yolcu uçağı, bölgesel yolcu uçağı. Bununla ilgili önemli bir aşamaya geldik. Zannedersem önümüzdeki günlerde kamuoyuyla bazı bilgileri paylaşacağız.
Biz tabii Türkiye'de yerli uçak üretiminin yapılmasını arzu ediyor idik biliyorsunuz. Bu yönde yerli uçakla ilgili projeleri birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacaksınız. Kamuoyuyla daha detay bilgileri birkaç gün demeyeyim ama belki birkaç hafta alabilir. Ama paylaşacağız. Bununla ilgili detay bilgileri paylaşacağız. Bakanlığımız muhtemelen paylaşacak. Ama bizim tabii buradaki arzumuz mutlaka bir kendimizin uçağı olması, lisansıyla, her şeyiyle, tüm haklarıyla böyle bir uçağa sahip olmamız. Bu yönde çalışmalar yaptık, önemli gelişmeler sağlandı. Önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Yerli uçak geliyor diyebiliriz o zaman yani değil mi proje yerli anlamında? Uçak, tabii. Yerli uçak geliyor. Evet. Bu son dakikalıkta bir gelişme tabii ki. Sayın Bakanım tabii bunun askeri boyutlarında Milli Savunma Bakanlığı olacak. Oradan bu sadece bir şey soracağım. Bu hani bölgesel uçuşlar dediniz ya. O yolcu sayısı anlamında hani zaten bellidir. Bölgesel uçuş uçaklarının standartları bellidir. Onu da bize çok kısa anlatabilir misiniz? Şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii şu anda biliyorsunuz büyük kentlerimizden diğer büyük kentlerimize uçuş gerçekleştiriliyor. Ve özellikle büyük kentlerden küçük kentlere, küçük kentlerden büyük kentlere uçuşlarda belki daha düşük, küçük kapasitesi daha küçük olan, daha düşük çaplı uçaklara ihtiyacımız var. Örneğin Erzurum'dan Van'a gitmek istiyorsunuz, evet. Erzurum'dan Trabzon'a gitmek istiyorsunuz, işte Erzurum'dan Kayseri'ye gitmek istiyorsunuz veya Antalya'dan Konya'ya gitmek istiyorsunuz. Bu tür çapraz uçuşlara da imkan vereceğiz inşallah. Bunları da sağlayacağız. Ve vatandaşlarımızın çok daha kolay bir şekilde bir ilden başka bir ile ulaşmalarını sağlayacağız. Anladım. Son bir soru bu konuyla ilgili. Bu ticari uçuş konusunun askeri uçuş uçaklarla bir ilintisi var mı? Hayır. Yok. Sayın Bakanım, pazar günü önemli bir metro hattı açılıyor İstanbul'da. Levent Hisar üstü metrosu. Yani gerçekten İstanbul'a peş peşe metro açılışları gerçekleştiriliyor bir taraftan ama bununla sağlanacak olan şöyle, hem mesafe anlamında hem hız anlamında hem işte trafikten kurtulma anlamında nereden nereye nasıl mesafe desem? Şöyle ifade edeyim. Levent Hisarüstü metrosu son derece önemli bir güzergah. Özellikle trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bu hat üzerinde ciddi bir rahatlama sağlayacak. İşte Boğaziçi Üniversitemize kadar bu uzanıyor. Özellikle üniversiteli gençlerimize büyük müjde diye vurgulamak istiyorum. Gençlerimiz çok daha rahat bir şekilde bu metroyu kullanacaklar. Biliyorsunuz Levent, Etiler, o kesim oldukça yoğun nüfus açısından kalabalık. Ama çok rahat bir şekilde Hisarüstü'ne ulaşma imkanına kavuşacak vatandaşlarımız. Kaç durak ve mesela 4 durağımız olacak. 4. Aşağı yukarı kaç kilometre efendim? 4,5 kilometre civarında diye hatırlıyorum. Bağlantı anlamında diğer metrolarla efektif bir ulaşım diğer şablonu diğer metrolarla entegrasyonu sağlanıyor. 4,5 kilometre 4 durak ve oradaki trafik rahatlayacak. Efendim 3 katlı tünel. Burada açıklamıştınız. 3 evet. katlı tünel. Tabii bir taraftan acaba delme cihazı oradaki işlemi bitirdikten sonra mı oraya başlayacak? Öyle sorayım. Hani o makina boş kalmasın hemen oraya mı gidecek? Doğru bir soru mudur bilmiyorum ama. Hayır. Onun için ayrı bir köstebek mi gelecek? Şöyle tabii ki ayrı olacak. Çünkü o mevcut şu anda Avrasya tünelini açan makinamızın, tünel açma makinamızın çapıyla, kapasitesiyle 3 katlı tünelinki aynı olmayacak. Bizimki daha büyük olacak. Daha büyük olacak. Dolayısıyla tabii bununla ilgili yeni bir imalat söz konusu olacak. Ama dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Onu ifade edeyim. Daha önce de ifade etmiş idim. Biz mi yapacağız? Hayır. Biz yapmayacağız ama yaptıracağız. Tabii ki 3 katlı tünelimizi biz yapacağız onu. Onu söyleyeyim. Bununla ilgili çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Muhtemelen önümüzdeki ay biz ihaleye çıkacağız. Yani yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkacağız. Son derece önemli bir proje. İstanbul'un trafiğini inanılmaz ölçüde rahatlatacak olan bir proje. Biliyorsunuz 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ile biz aşağı yukarı
şu anda 9 farklı metro sistemini, İstanbul'daki metro veya hafif raylı sistemini birbiriyle entegre ediyoruz. Birbirine bağlıyoruz. Ve 31 kilometrelik bir güzergahımız var. İşte Anadolu yakasından Avrupa yakasına kadar inen bir güzergahımız var. Ve 6 milyon vatandaşımızın kullanımı söz konusu olacak. Özellikle metro sistemimiz. Diğer taraftan yine 3 katlı tünelle ilgili biliyorsunuz bunun 2 katı da bir katı metro için olacak. Bir geliş bir gidiş olmak üzere. Diğer 2 katı ise karayolu taşımacılığı için kullanılacak. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biliyorsunuz büyük bir yığılma söz konusu. Oranın trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak. Ama hemen yanında bir tane daha tekerlekli geçiş var. Onun evet, yanında evet, raylı geçiş var. Evet, Marmaray. Evet, Marmaray var. Marmaray'la bu da işte metro geçişleri olacak ya. Orada başka bir güzergahla başka bir şey mi planlıyorsunuz? Yani yeni bir metro ağı mı planlıyorsunuz sol tarafta veya İstanbul'un kuzeyinde efendim? Öyle hayır, şöyle ifade edeyim. Şimdi Marmaray tabii günde aşağı yukarı 160-170 bin kişi taşıyor Marmaray. Diğer taraftan Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda her birinin 200 bin civarında belki biraz daha üzerinde bir araç kapasitesi söz konusu. Ama bizim tüm simülasyonlarımız, tüm analizlerimiz şunu gösteriyor. Yani milyonun üzerinde aşağı yukarı 1,5 milyon insana hizmet edebilecek bir altyapının oluşması lazım ki bizim bu sistemimiz 1,4 milyon insana fiil olarak her gün hizmet verecek ki kapasitesi gerçekten şu anki mevcutların çok çok üzerinde olan bir yapıda. İstanbul'un trafiği ciddi ölçüde rahatlayacak. Özellikle Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde de çok ciddi bir vatandaşlarımız açısından bir memnuniyet olacak diye düşünüyorum. Evet, bir ay sonra ihaleye çıkacağız dediniz. Bunun süresi ne kadardır efendim? 3 katlı tünel daha mı uzun sürer öbür tek katlı tünele nazaran? Şimdi tabii kazmayı vurduktan sonra 5 yıl içerisinde tamamlayacağımızı biz taahhüt ettik. Bu tabii ihale sürecine bağlı, yap-işlet devlet modeliyle gerçekleştirileceği için bununla ilgili teklifler gelecek. Bu teklifler değerlendirilecek. İnşallah 2015 yılı içerisinde biz kazmayı vururuz. Dolayısıyla 2020'de de tamamlanır. Yani 2020 inşallah 2019 sonu yani tamamlamayı düşünüyoruz. Efendim şimdi oradaki öbür tekerlekli geçişin bağlantısı sahil yolu olarak İstanbul'un bildiği, orada işte E5'in alternatifi olarak da bilinen orayı o kullanacak değil mi? Sahil yolu açılacak. Peki bu tünel için E5 ve TEM'e veya sahil yoluna alternatif bir onların arasından geçecek bir yol mu? Bu yolun, bu yapmış olduğumuz projenin özelliği şu. Birincisi mevcut TEM'le bağlantısı var. Hem Asya'da, Asya yakasında hem Avrupa yakasında. Yani TEM'le bağlantısını kuruyoruz. İki, D100'le normal bölünmüş yolumuzla bir bağlantısı yani söz konusu. Yani benim söylediğim E5 dediğim. Evet E5. Evet, E5'le bağlantısı söz konusu. E5'te de bağlantısı olacak. Sadece bunlarla da yetinmiyoruz. Yine bu hattımız hem 3. havalimanımızla bağlantısı olacak. Dolayısıyla yine köprülerimizle bağlantıları olacak. Alternatif önemli bir güzergah olacak ve tüm önemli akslarla bağlantısını sağladık. Öyle bir proje dizayn ettik ki. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Ciddi bir bağlantı yol uzunluğu da var. Onu tabii, almaya çalışıyorum. Ciddi bir bu konuda çok detaylı çalıştık. Çok kapsamlı çalıştık. İnanılmaz simülasyonlar yapıldı. Hem bakanlığımız hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız. İleriye yönelik projeksiyonlarımız yapıldı. Mevcut işte bu yapıyı inşa etmemiz halindeki durum ne olacak? Şu anki tıkanma noktalarımız nerelerdir? Nereleri rahatlatmalıyız? Bunların hepsini çok kapsamlı olarak çalıştık, simüle ettik ve neticede öyle bir güzergah belirledik ki inanın hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de bu konuyu gerçekten bilen, bu konunun uzmanı olan kimle görüşmüşsem söyledikleri tek bir şey var, mükemmel bir güzergah.
Evet. Bunu söylüyorlar. Efendim peki üçüncü köprü ne zaman bitiyor? 2015 yılında bitireceğiz üçüncü köprü. Yani tüm hedefimiz, amacımız o yönde. Yani biz 29 Ekim... Şu an o yılın içerisindeyiz. Evet, tabii bu yıl bitireceğiz. 3-4 ayını geride bıraktık. Bu yıl hedefimiz bu yıl bitirmek. Yani bağlantı yolları da bunun içerisinde mi? Şey dahil tabii. Yani bu çevre yolu dahil. Çevre yolu, bağlantı yolları. Tabii onlar da. Yani biz bu yıl içerisinde o köprünün üzerinden geçmeye başlayacağız. Bu yıl son itibariyle inşallah geçeceğiz. Evet, aslında ulaştırma konusuna girince çıkamıyor insan ama tabii şöyle söyleyeyim, önemli bir emeğiniz var. Yani bu mavi kitapla ilgili, çarşamba günü tanıtılan evet. kitapla ilgili AK Parti'nin seçim beyannameleri 7 Haziran 2015 seçimine giderken bir de kırmızı kitap var. Ben bunu kırmızı kitap dedim orada yayında. Evet. Nedeni de şuydu, hep o milli güvenlik siyaset belgesindeki kırmızı kitap hep kırmızı, aslında rengi kırmızı değil ama hep kırmızı kitap deriz, ona benzemiş. Ama ben önce bununla başlamak istiyorum efendim. Burada da iki tane konu öne çıkıyor. Hemen açtığımız zaman, orada da açtım hemen 35. sayfa geldi. Başkanlık Nedir? Sistemi geldi. Yani aradığımı böyle otomatik buldum. Yoksa nasıl bulayım bu kadar evet. kalın kitabın içerisinde? Evet. Şöyle diyor ki, bunu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yazdığını biliyoruz. Çünkü kendi Hı-hı. ifadeleri böyle. Mevcut sistem, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın farklı siyasi geleneklerden gelmeleri durumunda kriz üretme potansiyelini taşımaya devam etmektedir diyor. Bunun evet. alt başlığında burada da 3 sayfalık bir şey. Burada şöyle bir eleştiri yapıldı. Çerçevenin belirlenmediği, burada hani nasıl bir başkanlık sistemi olacak? Parlamenter sistem bunun neresinde olacak? İşte meclis nerede olacak? Yasama, yürütme, yargı erkleri nasıl bağlantılı olacak diye. Burada yok. Şimdi bunu şöyle, ben size sorayım. Niye burada yok ifade veya edeyim. Siz bunu konuştunuz? Aslında siz doğrudan ben ne kadar kırmızı evet. kitabı sonra konuşalım evet. dediniz ama sizin sorunuzun cevabı işte bu kırmızı evet. kitap. Evet. Biz anayasamızın ve başkanlık sistemimizin çerçevesini burada çiziyoruz. Ve biz diyoruz ki biz çoğulcu bir yapı istiyoruz, katılımcı bir yapı istiyoruz ve tüm vatandaşlarımızı kapsayan, kucaklayan, birleştiren, bütünleştiren bir anayasa istiyoruz diyoruz. Bu son derece önemli. Aslında şu 100 madde okunsa, detaylı bir şekilde analiz edilse, bizim hem başkanlık sistemine yönelik hem de anayasaya yönelik yaklaşımımızın ne olduğunu çok net bir şekilde görebilir. Bu kitap daha çok konuşulacak. Ve bugüne kadar bilmiyorum, bu kitaba yönelik bir eleştiri geldi mi? Evet. Yok, hayır, gelmedi. Bununla özellikle orada bir çağrı vardı Sayın Başbakan'ın. Muhalefet partileri de okusunlar. Bu, katkıları olacaksa söylesinler. Bu kitapçığın evrensel bir niteliği var. Gerçekten Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak. Türkiye'yi güçlü bir ülke konumuna getirebilecek ne aranıyorsa işte bu kırmızı kitapta var. İşte bizim ilkelerimiz bu olacak. Temel ilkelerimiz. Bizim toplumla olan anlaşmamız bu. Bu kitapçıkta aslında biraz önce de ifade ettim, her şey var ama şunu söyleyeyim, başkanlık sistemi ile şöyle bir zaman zaman demokrasiye uyum açısından başkanlık sistemi ile parlamenter sistemi arasında bir farklılık olduğu söylenmeye çalışılıyor. Bunu kişilere indirgemeye kalkıyorlar ve diktatörlükle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki dünyadaki uygulanan, şu anda var olan birçok ülkedeki başkanlık sistemine baktığımızda son derece demokratik ülkeler olduğunu görüyoruz. Yani bunun diktatörlükle hiçbir ilgisinin olmadığını görüyoruz. Bu sadece bu özellikle diktatörlükle suçlayan kesimlerin geçmiş dönemlere, o diktatörlük dönemindeki, o milli şef dönemindeki uygulamalarından evet. kalan, akıllarında kalan kırıntılar olarak ben bunu algılıyorum, düşünüyorum açıkçası. Muhalefet bunu hiçbir zaman esastan kendisi tartışmamıştır. Muhalefet başkanlık sistemini neyle ilişkilendirmiştir? Gayet açık ve net. Diktatörlükle ilişkilendirmiştir. Peki dünyadaki uygulamaları böyle mi? Hayır, böyle değil. Biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki özellikle insanı merkeze alan, insan onurunu, insan haysiyetini, temel hak ve hürriyetleri ön plana alan bir anayasa istiyoruz evet. diyoruz. Başkanlık sistemine baktığımızda orada da şunu ifade etmem gerekiyor. Yasama ile yürütmenin birbirinden bağımsız, müstakilen
çalışabileceği, etkin olarak çalışabileceği bir yapının mutlaka oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Etkin ve dinamik bir yönetim anlayışını biz savunuyoruz. Yani başkanlık sistemiyle, çünkü dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci var. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurabilmeniz ancak ve ancak etkin ve dinamik bir yönetim anlayışıyla mümkün olabilir. Yine ancak ve ancak karar alma süreçlerinin çok hızlı olmasıyla mümkün olabilir. Bir de tabii bizim çok önemsediğimiz bir başka husus ki çok çok önemsiyoruz, vatandaşımız da bunu çok önemsiyor. O da vesayetin tam manasıyla engellendiği yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Artık Türkiye bu vesayet anlayışından bıktı. Vesayetin tam manasıyla ortadan kaldırılacağı bir yapı olsun istiyoruz. Bir başka eleştirilen husus belki başkanlık sistemiyle ilgili olarak efendim bunların işte kontrol ve denetim mekanizmaları olmayacak. Kesinlikle evet, böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka kontrol ve denetim orada mekanizmaları... Orada en büyük şeyler sizin şey yaptığınız, araya girerek şeyi soruyorum. Çünkü bu diktatörlük konusu çok fazla işlenmeye başlandığı için efendim. Yani diktatörlük geliyor. Başkanlık sistemi eşittir diktatörlük. Hani bu şuna da benzetilebilir. Çözüm süreci eşittir Türkiye'nin bölünmesi diye tartışılan bir yerde başkanlık sistemi eşittir diktatörlük. Ben şöyle soracağım. Hani o ağızla diktatörlük... Nedir? Başkanlık sistemi nedir? Nedir bu fark şimdi, veya niye diktatörlük deniliyor? Tamamıyla bir karalama kampanyası. Başka bir şey değil. Başkanlık sistemiyle ilgili neyi tartıştı bu arkadaşlarımız? Sorarım size. Başkanlık sistemi eşittir diktatörlük dedi. Doğru mu? Evet. Bunu böyle söyledi. Peki dünyadaki uygulamaları böyle mi? Evet, dünyada diktatörlük içerisinde olan başkanlık sistemleri var. Ama gelişmiş ülkelere baktığınızda, gerçekten Türkiye standartlarındaki ülkelere baktığınızda başkanlık sisteminin gerçekten demokratik bir ortamda uygulandığını, çok rahat bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Demokrasinin tam manasıyla işlediğini görüyoruz. Bizim de söylemiş olduğumuz husus bu. Şu anki mevcut parlamenter yapıya bakın. Şu anki mevcut parlamenter yapıda çok sağlıklı bir yapı mı? Yıllarca işte bunun sıkıntısını yaşadık. Darbe girişimleri oldu. Ne zaman oldu? Bu parlamenter sistem içerisinde oldu. Meclisteki parlamenterler Cumhurbaşkanı seçimi konusunda geçmişte tehdit edildi mi? Tabii ki. Meclisin üzerinden uçaklar uçuruldu mu? Savaş uçakları. Meclis bir alayla çevrildi. Yani abluka altına alındı. Şu adamı böyle seçmezseniz bir, diye. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bunlar yaşandı. Tabii. Yani bunların hepsi yaşandı. Daha 27 Nisan'da muhtara verilmeye kalkıldı bu hükümete. Artık çok biz, değil 9 yıl önce. Artık 9 yıl önce. Artık biz bu anlayışı terk etmemiz gerekiyor. Ve efendim hiçbir aslında orada şekilde, güçlü iktidarlardır değil mi? Hani koalisyonların başkanlık sisteminde gelme ihtimali yok. Bakın yani, çok net bir şey söyleyeyim size. Çok onu sormak. Eğer AK Parti gibi bir iktidar olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı, antidemokratik darbe girişimleri de başarılı olabilirlerdi. Onu çok net olarak söylüyorum. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımızı başbakan yapmadılar. Hatırlayınız, o dönemde muhtar bile olamaz dediler. Arkasından hangi seçim dönemine girersek girelim. 2004'te mahalli seçimlere gideceğiz. Mahalli seçimler öncesi yine bir darbe girişimi, evet, çalışmaları söz konusu oldu. Daha sonraki dönemlerde partimizi kapatmaya kalktılar. Her türlü engellemelerle karşı karşıya kaldık. Gerçekten bu vesayet anlayışıyla bu noktalara Türkiye'nin gelmesi önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Vesayete karşı AK Parti iktidarları inanılmaz mücadele etmişlerdir. Efendim, ve bu konuda da başarılı olmuşlardır. Efendim, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Özellikle bazı alt başlıkları var. Sizin de çok emek verdiğiniz bu bildirgeyle ilgili ekonomi alt başlığında neler var? Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı tartışmaları var. Onu da soracağım. Kısa bir ara efendim.
Yayına devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım kısaca. Konuğumuz eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfü Elvan. Sayın Bakanım, anayasayla ilgili başlıklarda kalmıştık. Evet. Seçim bildirgesini konuşurken. Bir de onu kısaca sorayım. Çok tartışıldığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla Türklük kaldırılıyor. Direkt soru şu. Siz Türklüğü kaldırıyor musunuz? Ya olur mu öyle şey? Sadece bunlar karalama kampanyası. Yani karalama kampanyası. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını önemsiyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Yani her bir vatandaşımızın etnik kimliğine, dinine, ırkına, diline, hiçbir şeyine bakmaksızın herkesi kucaklayan bir yapıyı düşünüyoruz anayasada. Kucaklayıcı bir anayasa olsun istiyoruz. İnsanları bütünleştirici, kaynaştırıcı bir anayasa olsun istiyoruz. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını son derece önemsiyoruz. Elbette yani nedir? Türklüğümüzde biz gurur duyuyoruz. Bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Onlar şunu düşünmüyorlar. Vatandaşlarımızın neredeyse %80-90'ı anayasa değişikliği istiyor. Kendi seçmenleri de istiyor muhalefetin. Hatırlarsanız biz anayasa değişikliği konusunda eşit sayıda eleman vererek bir komisyon kurduk. 4 partinin anlaştığı maddeler vardı. Onun bile meclisten geçirilmesini istemediler. Ona bile hayır dediler. Yani bu arkadaşlarımız değişim ve dönüşüme karşılar. Bu arkadaşlarımızın özellikle dünyadaki gelişmelere uyum sağlamada problemleri var. Temel sıkıntı o. Ağır olmadı. Dolayısıyla mı? Ben öyle görüyorum açıkçası. Yani dünyadaki yani o zaman değişim... siz şunu söylüyorsunuz. Bu anayasa komisyonuna, uzlaşma komisyonuna 2 sene boyunca bu muhalefet partileri uzlaşmama üzerine geldi. Öyle ben öyle düşünüyorum. Çünkü işte aşağı yukarı 50-60 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 4 parti de evet dedi mi o maddelere dedi. E peki niye geçirmiyoruz onu mecliste? Niye karşı çıkıyorsunuz? Buna bir anlam verebiliyor musunuz siz? Evet. Ben hiçbir anlam veremiyorum. E o zaman şunu söylerim ben. Demek ki siz anayasa değişikliği istemiyorsunuz derim. Başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Yani çünkü biz ısrarla söyledik. Gelin bu anlaştığımız 40-50 maddeyi geçirelim dedik mecliste. Evet, bir darbe anayasası ama önemli değişiklikler yaptık. Hiç olmazsa 40-50 madde daha değiştirilmiş olur diye düşündük biz. Ama ona bile yanaşmadılar. Ben anayasa değişikliği konusunda muhalefet partilerinin samimi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eski sistemin en azından devam ettirilmesi isteniyor dediniz. Bu değişiklik üzerinde kabul edilen maddelerde dahi uzlaşılamadığı için. Efendim yine bu kırmızı ve mavi kitaptan gideyim. Bu kitaplarda gerçekten bir ay boyunca kapandığınız bayağı emeğiniz var. Şimdi burada önemli olan konulardan birisi de yine açtığımız zaman en son bölüm 3 istikrarlı ve güçlü ekonomi diyor. Bunun alt başlığının tabii veya bunun zemininin veya temelinin doldurulması lazım. Hepsi dolu merak etmeyin. evet. Ben onu soracağım size. Orada bize söyleyeceğiniz söylemler nelerdir? 2011'den de farklı olarak. Çünkü 2011'de de güçlü Türkiye, güçlü ekonomi vurgusu vardı. Hı-hı. Marka kentler vurgusu vardı. Hı-hı. Burada bunun alt başlıklarında neler var? Sanayi işte ekonominin en önemli unsurlarından bir tanesi. Evet. Oradaki dönüşümün tamamlanması anlamında ciddi çabalarınızın olduğunu biliyoruz. Neler yapılacak? Şimdi şöyle ifade sizin daha doğrusu sizin çalıştığınız konularla şimdi, ilgili şimdi önemli unsurlar. Şöyle ifade edeyim. Ekonomiyle ilgili ekonomi alanında kim ne derse desin 2003-2014 döneminde Türkiye inanılmaz bir performans sergilemiştir. Onlar muhalefet protestoyu ederek alkışlıyorlar. Alkışlıyorlar, protestoyu alkışlıyorlar. Ama dünya bizi yapmış olduğumuz icraatlarla alkışladı. Vatandaşlarımız bizi yapmış olduğumuz icraatlarla alkışladı. Biz laftan çok iş üreten bir partiyiz. Düşünün daha birkaç gün önce Türkiye'de 6 milyon işsizin olduğundan bahsetti. Sürekli aynı şeyi hatta reklamlarında bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklamlarında bile Türkiye'de 6 milyon işsiz olduğundan bahsetti. Onu soracağım. 6 şimdi, milyon işsiz mi var Türkiye'de? Şimdi şöyle ifade edeyim. Şöyle yoksulluğun arttığı, gelir dağılımının bozulduğu. Şimdi bu Türkiye'yi arkadaşlarımız, daha doğrusu şu söyleniyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz bekliyor. Bu arkadaşlarımız bilimsel hiçbir veriyi kullanmadan kendi kafalarına göre
bir sistem geliştiriyorlar. Kendi kafalarına göre bir işsizlik oranı tespit ediyorlar. Doğru değil mi efendim o rakamlar? Kesinlikle doğru değil. 6 milyon rakamı kesinlikle doğru bir rakam değil. Dünyada işsizlik oranlarının nasıl belirlendiği bellidir. Biz de bu noktada Avrupa Birliği'ne tam manasıyla uyum sağlamış durumdayız. İşsizlik oranlarının nasıl hesaplanacağı bellidir. Ama bunlar onlara bakmadan kafadan nasıl hesap, niye göre 6 milyon dediler onu da bilemiyorum. Ama Türkiye'de 6 milyon işsiz yok. Özellikle istihdam alanında şunu ifade edeyim. Türkiye istihdam yaratma açısından dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Bakınız son 5-6 yılda geçen aşağı sene yukarı 1.4 milyon son 5 yılda 6 milyona yakın istihdam sağladık. Avrupa ülkelerine bakın. Bırakın ilave istihdam sağlamayı, işsizlik oranlarında artış oldu. Ha şunu da ifade edeyim. Bizim iş gücüne katılım oranında özellikle eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte inanılmaz bir artış var. Eğer biz Batı'da özellikle iş gücüne katılım oranı bizim kadar yüksek ilerlemiyor. Daha doğrusu bizdeki artış oranı kadar hızlı bir artış söz konusu değil. Aşağı yukarı %60-65 civarında bir iş gücüne katılım oranı var. Bizde? Bizde şu anda %50'lerde iş gücüne katılım oranı. Çok ciddi bir artış söz konusu oldu. İş gücüne katılım oranındaki o yüksek artışa rağmen biz işsizlik oranında ciddi bir artış yaşamadık. Geçen sene 2014 yılında sağlanan istihdam 1.4 milyon olmuş. 1.4 milyon vatandaşa istihdam sağladık. Son 5 yılda 6 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık. Bu alanda oldukça başarılıyız. Eğer iş gücüne katılım oranını sabit tutun, iş gücüne katılım oranının değişmediğini varsayın ki birçok ülkede hayır %0'a kadar düşüyor. %0'a kadar düşüyor. Ne diyorsunuz efendim? Yani evet, öyle %0 olan yani en iyi 5 demek 0 işsizliğe. Aşağı yukarı 3 milyon civarında bizim işsizimiz evet. var. 3 milyon civarında işsizimiz var. Ve 300 bin kişi de işsizlik oranında 1 puanlık bir efendim, değişim. Orada biz biliyoruz hani o rakamları. 3 milyon işsiz var ama o CHP 6 milyon işsiz. Yani bunun iki katı. Yani böyle bir hesap tarzı yok. Böyle bir şey yok. İşte bu ancak olsa olsa vatandaşı kandırma yöntemidir diye eski siyaset anlayışını yeniden Türkiye'de yaşatmaya çalışıyorlar. İşsizlik demişken o zaman size bir şey soralım. O rakamı da sorduk öyle özellikle neden 6 milyon iki katı gösterildi. Bu son geçen ay açıklanan verilerde işsizlik oranının 11'in üstüne tırmanması ne demek? Şimdi şöyle mevsimsel bir yükseliş söz konusu ama bu aşağı doğru inecek. Bundan emin olunuz. Sadece bir aya bakarak bir değerlendirme yapmak. Tarım dışı istihdamla alakalandırılabilir mi? Olabilir, o da olabilir. Ama tek bir aya bakarak bir değerlendirme yapmak doğru değil. Ama şunu söyleyeyim, istihdam konusunda Türkiye dünyanın en başarılı ülkelerinden biridir. İkincisi yoksulluk konusu. Yine OECD ülkeleri içerisinde, OECD'nin verilerine göre yoksullukla mücadelede ve gelir dağılımını iyileştirmede en başarılı ülke Türkiye. Bunu ifade edeyim. Efendim yoksulluk arttı diyor. Bölgeler arası gelir farklılıkları. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklar açısından bakın. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Gelir dağılımını iyileştirmede OECD ülkeleri arasında en başarılı ülke Türkiye. Bunu biliyorsunuz teknik bir tabir var. Gini katsayısı deniyor. Evet. Bu Gini katsayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Düştüğü takdirde gelir dağılımında iyileşme var demektir. Bir de şunu söyleyeyim. Yine işte gelir dağılımında çok ciddi bozulmalar olduğunu sürekli muhalefet vurguluyor. Rakamlarla konuşalım arkadaşlar. Yani sürekli söylemle değil. Evet. Vatandaşlarımızın da bu rakamları sorması lazım aslında bu muhalefet partilerine. %20'lik zengin kesim, yani toplumdaki %20'lik zengin kesim, en fakir, çok affedersiniz, %10'luk en zengin kesim, Türkiye'deki %10'luk en zengin kesim ile en fakir %10'luk kesim arasında 15 katın üzerinde bir fark vardı. Yani 15 kat daha fazla gelir sahibi idi. En zengin %10'luk grup. Bu 10 kata kadar düştü. Yani 15 kattan 16 kattan 10 kata kadar düştü. Dolayısıyla Türkiye'de gelir dağılımında ciddi bir iyileşme söz konusu.
orta direk dediğimiz kesimin daha da kabardığını, daha da büyüdüğünü görüyoruz. Gelir dağılımında bir bozulma söz konusu değil, bilakis gelir dağılımında ciddi bir iyileşme söz konusu. Tabii ekonomiyi sordunuz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Makroekonomik istikrarın daha da güçlendirilmesi bizim açımızdan son derece önemli. Biliyorsunuz biz yola çıkarken önde istikrar dedik. İstikrar ve güven. Bunu sağladık. İstikrar ve güvenle birlikte çok ciddi reformlar gerçekleştirdik. Bir taraftan Türkiye'nin demokratik standartlarını yukarı çekerken, diğer taraftan da yoğun bir şekilde ekonomide iyileşmeyi sağladık ve ciddi fiziki altyapı yatırımlarına başladık. Evet. Yeni dönemde de özellikle büyüme stratejimize baktığımızda yine makro ekonomik istikrarımızı güçlendirmeye yönelik ana bir ilkemiz var. Büyüme stratejimizin temel eksenlerinden birini o oluşturuyor. İkincisi beşeri sermaye ki şu seçim beyannamesinin tüm sektörlerle ilgili ana teması önce insan, nitelikli insan. Yani insanı merkeze alan, insana odaklanan, insanın vasıflı, nitelikli insana odaklanan bir yaklaşımı benimsedik. Ki beşeri sermayenin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi de bizim açımızdan son derece önemli. Üçüncü önemli konu özellikle bilim, teknoloji ve yenilikçi alanda ki kapasitemizin daha da geliştirilmesi, daha da artırılması. Biz bunu çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz bu alanda çok ciddi adımlar attık. Ciddi programlar oluşturduk. Özellikle ithalata bağlı, ithalata dayalı bir mekanizma yerine yerli üretiminin teşviki. Ama ithalatın Türkiye'yi zaman zaman büyüme anlamında çok ciddi olumlu katkısının da olduğunu gördük Sayın Bakan. Yani evet. Yani ithalata dayalı büyüme tamam. Kulağa çok hoş ama gelmiyor şöyle, ama ithalata olan biz bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz açıkçası. Elbette ithal edeceğiz, ithal etmeyeceğiz demiyoruz. Yani ithalata olan bağımlılığımızı biz azaltmak istiyoruz. Ama katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlere biz yoğunlaşmak istiyoruz. Ve oluşturmuş olduğumuz tüm programlar da açıkçası bu yüksek teknolojiye, Ar-Ge'ye, yenilikçi yatırımlara yatırımları özendirici ve destekleyici mekanizmalarla inşallah bunu ortaya koyuyoruz. Çok sayıda programımız var. Ekonomide işte tasarrufların azaltılmasına yönelik bir programımız var. Bu programın altında eylem planımız var. Hangi bakanlık hangi işi ne kadarlık sürede kimlerle yapacak? Bunları detaylı olarak ortaya koyuyoruz. Tasarrufların artırılması, cari işlemler açığı, ödemeler dengesi. Bu alanla yönelik yine bizim programımız var. Bu programımızın detayları var. İnce ince bunlar işlendi bir anlamda. Yani yapısal reformlar özellikle 7 Haziran sonrası süratle hayata geçirilecek. Bundan kimsenin kaygısı olmasın. Orada zaten zaman zaman her hafta yapılan basın toplantılarıyla Sayın Başbakan'ın özellikle bu yapılan reformlarla ilgili süreçleri anlattığını da biliyoruz. Yani o zaman şunu mu... Mesela şeyi söyleyeyim, sanayide sektörler arası entegrasyon. Yani ama bu çok önemli, kadar kopuk çok konuşulmadı. Değil mi? Bugüne kadar pek konuşulmayan bir husus. Örneğin makine imalatı, tıbbi cihaz imalatı. Bunları neyle ilişkilendiriyoruz? Elektronik sektörüyle. Bir alanda elektrik, elektronik alanda ciddi bir gelişme var, teknoloji gelişmesi var. Ama mevcut imal etmiş olduğumuz makinaları, tıbbi cihazlarımızı, tüm bu alandaki, elektronik alandaki gelişmeleri, imkanları, Ar-Ge çalışmalarını kullanarak ikisini entegre edip katma değeri daha yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Tabii inanılmaz işte MR cihazları, tomografi cihazları veya işte tıp en azından sadece sağlık sektörüne bakıldığı zaman bir taraftan şehir hastaneleri kuruluyor. Alınan ödenen milyonlarca dolarlık bir bütçe var. Dolayısıyla oradaki şey önemli. Efendim sanayi demişken inovasyon ve özellikle Ar-Ge'ye yönelik bazı adımlardan sık sık Sayın Başbakan söz ediyor. Ar-Ge demek herhalde bundan sonra artık her şey demek. Şimdi önce bu kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bu araştırma geliştirme yatırımları öyle bir alan ki
öyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz ki yine siz para aktarmak istersiniz ama araştırma ve geliştirmede harcayamazsınız. Anlatabildim mi? Son 10 yıllık süreçte biz araştırma ve geliştirme alanına inanılmaz bir destek sağladık. 8'e 10'a katladık Ar-Ge desteklerini ve ciddi Ar-Ge yatırımları söz konusu oldu. Ama biz yeni dönemde şunu istiyoruz. Özellikle Ar-Ge ve yenilikçi ve teknoloji üretim alanlarının kapasitelerinin geliştirilmesini istiyoruz. Yani Ar-Ge kapasitemizin geliştirilmesini istiyoruz. Ar-Ge kapasitemizin ve yenilikçi üretim alanlarındaki kapasitemizin geliştirilmesine yönelik. Orada sanayide bir bağlantıdan bahsettiniz. Ar-Ge'de de bir bağlantı olacak mı? Elbette çünkü olacak. Çünkü elektronik elbette. İşte bu aynı zamanda sağlık sektörüyle ilgili, ulaştırma sektörüyle ilgili, sanayi sektörüyle ilgili. O Ar-Ge'deki o entegrasyonda sağlanacak mı? Elbette sağlanacak. Biraz önce örnek verdim. İşte çok güzel bir Ar-Ge uygulaması. İşte makine imalatı, onun elektronik sektörüyle entegrasyonu. Bunu yapmamız lazım. Bunu neyle yapacaksınız? İşte Ar-Ge'ye verdiğiniz desteklerle yapacaksınız. Oluşturmuş olduğunuz Ar-Ge kapasitesiyle yapacaksınız ki biz katma değeri çok daha yüksek ürünleri üretebilelim ve bunları ihraç edebilelim. Evet efendim, süremizin sonuna geldik. Artık bitiriyoruz programı. Tekrar biz hayırlı olsun diyoruz. Antalya'da sizi aslında zorlu bir 52 gün bekliyor. Artık bakıldığı zaman seçimlere de çok az bir süre kaldı ama son olarak ekonomiyle ilgili muhalefetin, özellikle CHP'nin o sizin dediğiniz yoksulluk, işte işsizlik üzerinden yaptığı vurgular var. Bir ekonomide kriz beklentisi var. Doların çıkışıyla ilgili de çok fazla bu dillendiriliyor. Seçime giderken o klasik soruyu sormayacağım ama bir şeylerle oynayanlar mı var? Yoksa bu doğal seyirinde mi? Euro dolar paritesinden mi kaynaklanıyor? Siz çok ekonomik göstergelerimize bakalım. Lütfen yani bakalım. Cari işlemler açığımıza bakalım. Bütçe açığımıza bakalım. Borçlanmamıza bakalım. İşte kamu borç stokunun milli gelir içerisindeki payına bakalım. İstiyorlarsa AB tanımlı borç stokuna bakalım. Hangisine bakarsanız bakın. Ekonomik göstergeler oldukça olumlu. Ama işte dış piyasalardan kaynaklanan özellikle Fed'in yeni dönemde uygulamaya koyacağı faiz artırımına yönelik bir takım tedbirlerine yönelik sadece Türkiye'de değil tüm dünyada özellikle doların artmasına yönelik bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Bu sadece Türkiye'ye has bir olay değil. Bu zaman zaman yaşanıyor. Bunların biz uzun vadeli olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Şunu özellikle ben ifade etmek istiyorum. Türkiye gerçekten bir istikrar adasına dönüşmüştür. Türkiye 2008 yılında başlayan o dünyada başlayan ciddi krize rağmen krizden hemen hemen hiç etkilenmeden belki çok az etkilenen bir ülke konumunda olmuştur. Avrupa ülkelerinin, gelişmiş ülkelerin yaşamış olduğu hiçbir sıkıntıyı Türkiye yaşamamıştır. Ve Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor. Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan hem içeride hem de dışarıda kesimler var. Muhalefetin vaatlerine gelince biz vaatlerle böyle içi boş vaatlerle iş yapmıyoruz. Biz yaptığımız işi vatandaşımıza gösteriyoruz ki hatırlayınız yine işte iki maaş ikramiye vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. 2011 seçimlerinde de benzer vaatler vermişti. Halkımız hiçbir şekilde dikkate almadı. Biz hesapsız kitapsız hareket eden bir iktidar değiliz. Sırtımızda bizim yumurta küfesi var ve şu kitapçığı, şu beyannameyi yaparken biz her bir alanda en ince detayına kadar çalışmamızı yaptık. Bütçemizin yapısına baktık. Yapabileceklerimizi biz buraya koyduk. Evet. Geçmiş siyaset anlayışıdır. Yani geçmiş dönemleri hatırlayınız. İşte A partisi 3 veriyorsa ben 5 veriyorum. A partisi 1 ev veriyorsa ben 2 ev veriyorum anlayışıyla Türkiye 1994'te, 1999'da, 2000-2001'de krizler yaşadı. Evet. Türkiye küçüldükçe küçüldü. Biz Türkiye'yi büyüteceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Ben çok teşekkür ederim. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Sayın Lütfü Elvan. Evet efendim, yorum sizlerin. Biz burada programa noktayı koyuyoruz. Hoşça kalın.